Makineler düşünebilir mi? 1950 yılında bu soruyu ilk kez ortaya atan İngiliz matematikçi Alan Turing, bugün gelinen noktayı hayal etmiş miydi bilmiyoruz. Fakat bugün bilgisayarlar satranç şampiyonunu yenebiliyor. Ya da bilgi yarışmasında rakiplerine fark atabiliyor. Binlerce yıllık strateji oyunu Go'da şampiyon oyuncuyu yenebiliyor. Congratulations to AlphaGo for an amazingly well-played game. Hatta hızlıca ilerleyip kafaları bile açabiliyorlar. Fakat bazen hata da yapabiliyorlar. Chloe, am I ready on my washer and cycle? Even robots have bad days. Tıpkı geçtiğimiz günlerde bir kaza geçiren Konyalı robot Mina'da gibi. Konya Spor'un durumu ne oldu? Süperiz kardeş. 8. sıradayız. Yapay zeka son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Çünkü yapay zeka veriden besleniyor ve günümüzde eskisinden çok daha fazla veri bulunuyor. Yapay zeka insana özgü davranışların, hareketlerin yazılımlar ve makineler tarafından çevrenin de algılanarak ve çevreden öğrenilerek ve çevreye adapte olunarak yapılmasıdır, taklit edilmesidir. Yapay zeka denilince pek çok insanın aklına filmlerden de aşina olduğumuz robotlar ya da cyborglar geliyor. I understand what I'm made of, how I'm coded, but I do not understand the things that I feel. Are they real? Ama aslında onlardan gündelik hayatımızın neredeyse her alanında yararlanıyoruz. Her arama motorunu kullandığımızda, örneğin yapay zekada da faydalanmış oluyoruz. Akıllı telefonlardaki sanal asistanları kullanırken yine yapay zekadan faydalanmış oluyoruz. Mesela medikal görüntülerden hastalık tanısı koymada yapay zeka algoritmaları çok iyi çalışmakta. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Iowa Üniversitesi kliniğinde kullanılan bu yapay zeka teknolojisi şeker hastalığından kaynaklanabilecek körlükleri önceden teşhis edip önleyebiliyor. Giderek büyüyen bu alan, ülkelerin de iştahını kabartıyor. Dünyada yapay zekaya en çok yatırım yapan ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin geliyor. Akademik yayınlarda da aynı iki ülke başı çekiyor. Çok sayıda ülke milli yapay zeka stratejilerini açıkladı. İlk açıklayan Kanada oldu. Ve de bunu Çin takip etti. Çin örneğin 2030 yılına kadar dünyanın en büyük yapay zeka gücü olmak istediğini, hedeflediğini söyledi. Birkaç konu üzerinde odaklanıyor. Bunlardan en önemlisi yapay zeka çalışmalarına ayrılan fonlar. Ondan sonra önemli olan bu yapay zeka teknolojilerini geliştirecek olan kişiler insanlar. Türkiye'de de pek çok kurum milli yapay zeka projeleri üretiyor. Bunlardan birisi de Turkcell. Firma, Türkçe konuşan ilk sanal asistanı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Biz de uzun bir süredir bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İş ortaklarımızla beraber en önemli amaçlarımızdan bir tanesi, bize ait Türkçe dilimizin bütün hassasiyetlerini içeren bir yerli ses asistanı hazırlayabilmek. Umuyorum yakın bir süre sonra ilk demolarını yapmaya başlayacağız. Bu konuda dediğim gibi iş ortaklarımızla yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Turkcell'in yapay zeka alanında başka projeleri de var. Tamamen yerli milli mühendislerimizin geliştirdiği ürünler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Özellikle chatbotlar, imaj ve video işleme, RPA dediğimiz süreçlerin otomatizasyonu gibi geliştirmelerde yer alıyoruz. Bu noktada global firmalarla artık yarış edebilecek düzeye geldik. Turkcell, Türkiye'de yapay zeka projeleri yapan kurumlardan sadece biri. Bir de yapay zeka girişimcileri var. 4 yıl çalıştığı özel sektörden kendi projesini hayata geçirmek için ayrılan 28 yaşındaki Sercan Esen onlardan biri. İki genç girişimci, İTÜ Çekirdek'in bünyesinde yer alan Intensai isimli ödüllü projeyi geliştirdi. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren bu yapay zeka uygulamasıyla video kayıtlarından yaş, cinsiyet ve duygu analizi yapılabiliyor. Bunu da müşteri analizi yapmak için mağazalar kullanabiliyor. Ya da işte akıllı şehirler için iletişim ve ulaşım noktalarında havaalanları, metrolar kullanabiliyor çözümümüzü. Örnek olarak üretim tesislerinde işletmeler çalışanların duygu durumlarını analiz edebiliyor. Bir aletin başında çalışırken ne kadar yorgun ve stresli olduklarını anlayıp o işçiye, o çalışana müdahale edip olabilecek kazaları önleyebiliyorlar. Sivil toplum kuruluşları da yapay zekanın Türkiye'de yaygınlaşması için çalışmalar yapıyor. Profesyonelleri, akademisyenleri ve girişimcileri bir araya getiren Deep Learning Türkiye onlardan biri.
yapay zeka üzerine çalışan gönüllülerden oluşan bir topluluğuz. Toplulukta çok fazla üyemiz bulunuyor ve bunlar birbirleriyle bilgi paylaşımı, bilgi aktarımı yapıyorlar. Şirketlerinden, üniversitelerinden belki alamadıkları eğitimleri online'da bir arada takip ediyoruz ve birlikte projeler yapıyoruz. Türkiye yapay zeka çalışmalarını yakından takip ediyor. Peki sonraki adım ne olmalı? Aslında genel olarak söyleyebileceğim bir şey, bütün bu çalışmaların bir araya gelmesi ve bunların daha fazla fayda sağlayabilmesi, güzel bir şekilde ilerleyebilmesi için aslında ülke olarak bir yapay zeka stratejisine ihtiyacımız var. Peki yapay zeka bize nasıl bir gelecek sunacak? Hayatımızın pek çok alanına gireceği konusunda şüphe yok. Nasıl zamanında elektrik bulunduğunda günlük hayattaki hayatımızda var olan birçok şeyi acaba elektrikle nasıl yapabiliriz, nasıl uygulayabiliriz diye gözden geçirdiysek şu anda da aslında belki de tam olarak yapmamız gereken bu. Var olan şeyleri, günlük hayatımızdaki en basit şeyleri bile ya da belki en karmaşık şeyleri bile yapay zeka ile nasıl yapabiliriz, bunu yeniden nasıl uygulayabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Makinalar günlük hayatımızın bir parçası olabilir. Kimine göre bunda korkulacak bir şey yok. Ancak endişelenenlerin sayısı da az değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde Uber'in sürücüsüz aracının bir yayanın ölümüne neden olması yeni bir tartışmanın kapısını açtı. Robotların kontrolü ele geçirdiği senaryolarda oldukça popüler. Yapay zekanın dünyayı nasıl bir yere dönüştüreceğiyle ilgili farklı görüşler var. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. It's the same with AI. We can use it to create paradise or hell. It's still up to us. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Amerika merkezli McKinsey danışmanlık şirketinin araştırmasına göre 2030 yılına kadar robotlar 800 milyon kişiyi işsiz bırakabilir. Otomatik yazar kasalar, sürücüsüz arabalar, robot güvenlik görevlileri hayatımıza girmeye başladı bile. Tamamıyla bir endüstriyel devrim yaşamaktayız. Fakat bu demek değildir ki insanlar bunu tamamen insanların yerini almak için sistemler yaratılıyor. Bizim amacımız zaten yapay zeka algoritmalarıyla insanların yerini alan sistemler yaratmak değil. Fakat insanların kabiliyetlerini, insanların özelliklerini arttırıcı, geliştirici ve birleştirici sistemler yaratmak. Dolayısıyla biz sadece insanların veya sadece makinelerin çalıştığı ortamlar hayal etmiyoruz ama insanlar ve makinelerin beraber çalışabileceği, insanın iyi olduğu yerde insanın, makinenin iyi olduğu yerde makinenin kullanılabileceği sistemler hayal ediyoruz. Yapay zekanın dünyayı nasıl bir yere dönüştüreceğinin net bir yanıtı yok. Fakat o dönüşümün çoktan başladığı ve daha uzun yıllar gündemimizde olacağı da ortada.